Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir ve lafı asir. Rabbi tamir bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim.1933 doğumluyum. Bu 7 yaşından beri babam marangoz olduğu için bu işle meşgul oldum, marangozlukla. Bir müddet sonra askere geldikten sonra marangozluğu bıraktım, inşaata başladım. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Arısoy Kolektif şirketinde kalfalık yaptım. Orada hayli bir bilgi edindikten sonra Gürün'e geldim. Gürün'de daha beton yeni gelmişti, 1969 yılı. O zamanlar Gürün'le inşaata başladık. Müteahhit de yoktu. Müteahhit belgesi çıkarttım, okulları almaya başladım. Okulları alınca bu atölyeyi yapma zorunda kaldım. Yani doğramasını falan yapmak için. O arada ceviz kerestesi çok pahalıydı. Çok kıymetliydi. Hayli bir ceviz kerestesi aldım. MEDEF'e çıkınca ceviz kerestesi kıymetten düştü. Aldığım ceviz kerestesi de hayli bir kurudu. 5-6 kamyon ceviz kerestesi aldım. Satmak istedim bunu çok diye, satamadım. MEDEF'e çıkınca kıymetten düştü. Ondan sonra şimdi bu ceviz kerestesinden yukarı cami yapılıyordu bizim. Oraya bir minber yapalım diye niyet ettim. Darende de Şihamidi Veli Hazretleri'nde bir minber yapılmıştı daha evvel, 150 yıllık. Ölçüyü ondan aldım. Yaptığım o minber beğenildi. Beğenince bende bir iştah uyandı. Elimdeki bu kereste olduğu gibi ben Allah rızası için camilere minver yapayım diye niyetlendim. 35-40 yıldır bu işle uğraşıyorum canım. Anne kaç minver yaptın bu zamana kadar? 20 minver yaptım. 7 tane mihrap yaptım, 5 tane kürsü yaptım. Anne peki hiç herhangi bir ücret alıyor musun? Hayır. Ücret bir şey almıyorum elhamdülillah canım. Şimdi canım bu minver çok mübarek bir minber. Caminin ne bileyim ben en güzel yerine konuyor. Halının üstüne konuyor. Cumalarda hocalar çıkıp burada vaaz ediyorlar.
mihrabın secdesini mihrabın oraya yapıyorlar. Kürsüye çıkıp vaaz ediyorlar. Bundan daha iyi bir şey olmaz canım. Onun için abdestsiz elime keresteyi almıyorum. Bu minberi yapıp da arabaya gideceği yere yüklediği zaman nasıl ki bir kızı gelin edersin, ata bindirirsin veya arabaya bindirirsin, ayrılık var ya, aynen o şekilde oluyor canım. Çünkü 3,5 ayda anca bitirebiliyorum. Bir tanesini yapmak kaç gün sürüyor amca? İşte 3,5 ay çalışıyorum canım. Hiçbir odunu kullanmıyorum, ceviz kerestesi canım. Ceviz kerestesi de 25-30 yıl kurumadıktan sonra ele almıyorum. Ne düşünüyorsun? Ne düşünelim canım? Güzel bir olay. Hayatımda en güzel günleri yaşıyorum demektir. 86-87'ye giriyorum canım. Zor değil mi amca bu yaşta bu kadar uğraş? Şimdi yaşım 87 ama 18 yaşındayım bu minveri mihrabı kürsü yapmak için. Yaptıklarında öncekiler gibi harika olmuş. Ellerin dert görmesin. Ben öncelikle Ali Önder amcama teşekkür ediyorum. Diyanet'in bu yılki iyilik ödüllerinin yani 7 tane dağıtmış olduğu iyilik ödüllerinden birini Ali amcamın tertemiz pırıl pırıl kalbinin sayesine, duruşunun sayesine bu dünyaya ve ahirete baktığı pencereden kaynaklı bu ödülü Ali amcama layık gördüler. Bu Ali amcam için büyük bir onur, büyük bir şeref. Ali amcamın evlatları için. Ali amcamın tüm kızım akrabalar için, Ali amcamın torunlar için büyük bir onur, şeref. Ama tabii bizler için de bir onur. Yani Ali amcamın şahsında Gürün içinde, Gürünler içinde hakikaten büyük bir onurdur. İnşallah Rabbim ona o ömrü yazmıştır, o sağlığı sıhhati yazmıştır. Daha nice minberler, mihraplar i̇nşallah, yapmaya inşallah. Çok teşekkür ederim inşallah. Bugüne kadar 20 tane minber yapmış Ali amcam. Bu bir 20 tane minber 20 ayrı camide şu anda imamlarımız tarafından, din görevlerimiz tarafından kullanılıyor. Hiçbirinden de zerre-i miktar delikli kuruş talep etmiş değil Ali amca. Zira Allah'ın evine hizmet ediyorum. Allah'ın evine parayla hizmet edilmez diyor. Minber hediye. Evet. İşte mihrap. Mihrap hediye. İşte hocamızın cemaatin önüne durup kıble alıp namaz kıldırdığı mihrap hediye. Evet. Atölye. Haşere buna pek yaklaşamıyor. Acı olduğu için yani. Acı olduğu için haşere yaklaşamıyor. Haşere yaklaşmıyor. Yaklaşamayınca da çürütmüyor. Çürütmüyor.